bir defa şunu söylersek Kur'an'a aykırı bir şey söylemiş olur. Aslında Allah onu emretti çocuğunu kesmeyi. O da Allah'ın emrini gelip söyledi değil. İfade aynen öyle. İnni ara menami enni Bunu emir olduğunu söyleyenler peygamberlerin rüyalarının vahiy olduğunu ifade eden e, kuvvetli hadisler var. Ona dayanarak bunu söylüyorlar. Eee ama ben şahsen kendi okumalarımdan bunun bir emir değil. Ee, bu ama bu rüyadan Hz. İbrahim'in bir çıkarımda bulunduğu bir ders çıkarılması. Bir, bir çıkarımda bulunduğu. Çünkü bu ayet şöyle bitecek. İnne hadele huvel belâul mubin. Bu apaçık bir imtihandır. Bu bir imtihan. Bu bir baba oğul imtihanı. Peygamberlerin rüyası nedir? Rü'yel enbiya vahiyün vahidir. İbn Abbas Hazretlerinin hadis hükmünde bir kelamdır. Merfu hadis hükmündedir. Çünkü bu kafadan söylenecek bir şey değildir. Mehmet görmez ne dedi peki? Çıktı. Yine Haber Türk'teki arkadaş onu alladı, pulladı neyse. Onu tutanlar var öyle bir arka planda efendim. E, Allah onlara da onun hakikatini idrak etmeyi nasip eylesin. Amin. Onun hakikati çok derindir. Çünkü Mehmet Görmez normal bir e, Diyanet Reisi değildir reformistlerin aha babasıdır. Reformistlerin aha babasıdır. Ben size senelerce onun reddiyesini yaptım ama ne dedi? Ee, İbrahim Aleyhisselam rüya gördü de oğlunu kesecek. E, Safsaf sure'de ayet var. Ama bunu Allah emretti diyemeyiz. Dedi. Peki Allah niye Kur'an'dan nakletti? Allah'ın emri olmayan sonra Allah Teala niye onu met etti? Felemma esleme ve telle işte onları da okuyor ha. Yani aslında onu dinleyende usturanın ağzına sürülecek kadar aklı olan biri çelişkilerini kendi bulur mu? Evet. Bulur. Böylece onun bu dediğini kabul edenlere ne demiş olduk? Bir şey demiş olduk yani. Şimdi kardeş sen Mevla buyurur mu ki o teslim oldu, baba oğul teslim oldu, o onu yanının üstüne yatırdı. Ondan sonra ve nâdeyne o biz ona nida ettik. Bak Allah Teala bize rüyada değil. Rüyada değil. Bir fiil yatırdığında nida ettik. En kasattak da rüya. Sen rüyanı tasdik ettin. Yani gördüğün rüyayı doğruladın, amel ettin. Allah bunu emretmeseydi, kendi gördüğü rüyasının vahiy olduğunu bilmeseydi koca Allah'ın peygamberi İbrahim Aleyhisselam gibi bir nebi şan, bunun Allah'ın emri olduğunu bilmeseydi, gördüğü rüyayla kim çocuğunu kesmeye yatırır yahu? Ya sende zerre kadar akıl olan bir adam bunu düşünebilir mi ya? Bir Allah'ın peygamberi rüya gördüm, gel seni keseceğim oğlum der mi ya? Böyle bir şey kendinden evvel geçen şeriatlerde de yok. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle bir çocuğunu kesme ibadeti de yok. Hani ki yeni bir şey lüzum yok, eski şeriatta var dersin. E böyle bir şey de yok. İlk kendisi başlatıyor oğlunu kesme işini. O bunu Allah'ın emri bilmeden bir peygamber üç gece rüya gördüm diye otuz gece görsen ne olur ya? Çocuğunu kesmek diye bir şey olur mu? İbrahim Aleyhisselam ne anlıyordu buradan? Bu Allah'ın emridir diyor. Peki Allah'ın emri olmasaydı allah Teala rüyayı tasdik ettin buyurur muydu? Çünkü rüya seni bağlar. Benim emrim değilse sen neyi tasdik ettin Hacı abi? O zaman her gören her gördüğünü yapsın gitsin. Helal haram demeden rüyayı tasdik ettin. Allah sana der mi ki rüyanı tasdik ettin. sana emir ettiğini yaptın, teslim oldun diyor bak. Teslim oldun diyor. E İbrahim Aleyhisselam neye teslim oldu? Rüya'ya mı teslim oldu? Hayale mi teslim oldu? Allah'a mı teslim oldu? Allah'a teslim oldu tabii ki. Burada Allah bana teslim oldun diyor. E bana teslim oldun. Müslüman da oradan geliyor. Müslüm ismi de teslimden geliyor. Peki teslim ancak kime olur? Biz bile ancak Allah'a teslim oluruz. Eslemle Rabbil Alemin. İbrahim Aleyhisselam dedi, eslem ki li alemin diyor ayette. Alemden Rabbine teslim oldum diyor Bakara suresinde. Teslim Allah'a olunur. Peki o rüya Allah'tan değildiyse, şeytan ise, o zaman Allah'tan olmayan rüyanın ne olması lazım? Çocuğunu kesmek şerata göre caiz değil. E caiz olmayan bir şey rüyada sana emrederse biri, şerata göre bu rüyadan uyandığımız zaman biz ne deriz? Bakarız caiz mi değil mi? Caiz olmayan bir şeyse ne dememiz lazım? Şeytanidir. Şeytanidir. Ama İbrahim Aleyhisselam şeytani demedi. Ne yaptı? Efendim yatırdı kesme. İnna kezerge nezil muhsinin. Biz güzel amel işleyenleri böyle mükafatlandırırız. Demek ki bu ameli neydi? Güzel amel. Yoksa allah Teala ne derdi, nida derdi? E İbrahim, rüyanda gördüğün şeyi yapmak için çocuğunu nasıl kesersin? Bu denmesi lazım değil miydi? He? Allah Allah. E, nitekim Efendimiz Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı rüyalarda da bunu ayetlerde de geçen rasule, rüya la sadaka Allah Resulü rüya bil Allah Resulüne gösterdiği rüyayı tasdik etti. İşte Mekke fethi, e, meselesi halbuki önce rüyasını gördü sonra birkaç sene uzadı yani. 6. senede rüya gördü. Efendim 8. senede Mekke fethedildi hicretin. Yani ama peygamber olduğu için rüyaları sadıktır, kazip olma ihtimali yok ve vahidir. Allah'ın emridir. Allah'ın emri olmadan çocuğun kesmek gibi ne acayip bir olay. Ama diyor Allah diyor bunu emretti diyemeyiz. Allah emretmedi böyle bir şey. Ne yaptı mı İbrahim Aleyhisselam? Evhamlandı, rüya gördü, kalktı kesme. Peki Allah niye onu methetti bu sefer o zaman? Muhsin dedi, güzel amel işleyen dedi. Biz onu böyle, peki inne hâdâ lehu el belâ'ül Ayetin devamında işte bu çok büyük aşikar bir imtihandı. Bela imtihandır Arapçada. İptila da oradan gelir. Peki Allah'ın imti, imtihanı kim yapar kuluna? E İbrahim Aleyhisselam'ı şeytan mı imtihan etti, Allah mı imtihan etti? E peki Allah Teala buraya bu aşikar bir imtihandı. E peki Allah'ın emretmediği bir şeyle imtihan olur mu? E şimdi bize, biz de imtihan alemindeyiz. Ama bize allah Teala şimdi imtihan etmedi, emretmedi, yasak etmediği bir şeyden ahirette yeni bir şey çıkarır mı? He? Çıkarır mı? Böyle bir allah Teala'nın şeriatında böyle bir hüküm var mı? Biz gittik şimdi ahirete. Mevla bize buyuracak ki ben sizi imtihan ettim, kaybettiniz. Biz de diyeceğiz ya Rabbi estağfurullah, ya, sana sığındık ya Rabbi. Yani ne, ne, ne yaptık ya Rabbi mesela? E diyecek ki namazı terk ettin. Veya öbürü ne diyecek ki? Zina yaptın. Beriki ne diyecek ki? Hacca gitmedin, nisaba malik oldun, oyaladın, oyaladın, öldün, gitti. Bu adam ne diyebilir? He? Ama efendim bir adama da diyecek ki sen imtihanı kaybettin. Neden ya Rabbi? Mevla da diyecek ki kavun yedin. Ben kavunu yasak etmiştim. E ya Rabbi senin kitabında kavun haram diye bir şey biz görmedik. Hadislerde de duymadık. Biz de kavunu bol bol yedik. Şimdi Allah Teala emretmediği, yasak etmediği bir şeyden yarın ahirette yani tabirde hata yok. Yani maçın ortasında bile kural değişmez diyorlar. Ahirete gittikten sonra maç bitmiş zaten. Bittikten sonra Dön bakalım arkadaş, sen şurada şu falso yaptın, senin takım kaybetti. Ya maç bitti zaten. Ahiret, şimdi Mevla buyuruyor ki, ey İbrahim bu sana açık bir imtihandı. Demek ki rüyada göz görülen vahiydi ki, aynı bize şimdi içki haram, kumar aram diye ayet gelmiş neyse, İbrahim Aleyhisselam'a da bize nasıl kurban kes emri neyse, fasallili rabbike venhar, Rabbin için namaz kıl, bayram namazı kıl, kurban kes. İnne Atayna'daki emir neyse, İbrahim Aleyhisselam oğlunu kes emir o. E nasıl ki bize derse ki imtihanı kazandın veya kaybettin. İbrahim Aleyhisselam da buyuruyor ki sen imtihanı kazandın. Çünkü bu açık bir imtihandı. Bak açık. Gizli bir şey yok diyor. Çünkü neden? Rüya vahidir. Peygamber olursa, rüyanın sahibi peygamber ise, bu adam bunu yine inkar etti alenen göve insanlar işte biraz tepki olmuş yani gerçi de e işte kabak gibi bir şeyler yapması lazım ki derin işleri anlamıyorlar. Onu ancak ben reddiyeyle çıkarıyorum ortaya da bu biraz kabak gibi olmuş. Reddiyeye de bir üzüm yok esasen.